Çalı Krallığı'na hoş geldiniz. Ben Erhan. Bu videoda sizlerle daha önce başlamış olduğumuz kaşığı tamamlayacağız. İzlemeye devam edin. Başlamadan önce eğer ilk defa bir Çalı Krallığı videosu seyrediyorsanız ve siz de bizim gibi bushcraft, doğada hayatta kalma ve kamp aktivitelerine meraklıysanız kanalımıza abone olup zil simgesini tıklayın. Böylece hiçbir yeni videoyu kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz. Bugün kaşığı oymaya devam ederken 3 farklı bıçak kullanıyor olacağım. Bunlardan birincisi Pars Bushcraft Pro. Pars Bushcraft Pro'yu tercih etmemin nedeni D2 çelikten yapılmış olması ve oldukça zor körelen bir bıçak olması ve oldukça zorlu uzun süren bir işlem olacağı için kaşığı oymak D2 çelikten yapılmış bu bıçağı tercih ettim. Aynı zamanda ağzının İskandinav ağız yapısına sahip olması da bu tercihimde bir etkendi. Bunun yanında Mora'nın kaşık oyma bıçağı kullanacağım bir diğer bıçak ve yine Tucheriz'in ufak oyma bıçağı, kontrollü ve ufak kesikler yapmak için kullanacağım bir diğer bıçak olacak.
Görmüş olduğunuz gibi kaşımız hemen hemen bitme noktasına geldi. Bütün oyma işlemini tamamını videoya çekip sizinle paylaşamıyorum. Çünkü oldukça uzun süren bir işlem. Kullandığım ağaç gürgen oldukça sert bir ağaç ve doğruyu söylemek gerekirse kolay oyulmuyor. Bununla beraber sağlam bir ağaç, kolay oyulmamakla beraber sağlam bir ağaç. Yani yaptığınız malzeme, gürgenden yaptığınız malzeme kesinlikle uzun ömürlü olacaktır. Rahatlıkla kullanıyor olacaksınızdır. Bu kaşığı oyduğum sırada biliyorsunuz Pars Bushcraft Pro'yu kullandım çoğunlukla ve hemen hemen işin büyük bir çoğunluğunu bu bıçakla bitirdiğimi söyleyebilirim. Tesadüfe bakın ki ben kaşıkla uğraşırken İsmail Bey kendi bıçağıyla ilgili çektiğim videoyu izlemiş ve bir mesaj attı. Videoyu çok beğendiğini söyleyen bir mesaj attı. Bu güzel bir tesadüftü. Ben de ona bıçağıyla kaşık oymakta olduğumu bir fotoğrafını çekip attım. Bu vesileyle de İsmail Bey'e de bir selam gönderelim buradan. Gerçekten çok başarılı bir bıçak. Özellikle bu tarz işlerde kullanmak için kaldı ki kaşık oymak veya kukska oymak gibi işlemler bushcraftçıların çoğunlukla uğraştığı hobilerden bazıları. Aynı zamanda bir ihtiyaç bushcraftçı için ve İsmail Bey'in yapmış olduğu pro bıçağı kesinlikle bu iş için biçilmiş kaftanlardan biri. Bıçağı hiç bilemek zorunda kalmadım. Kaşığı bu hale getirene kadar. Gerçekten bu da çok ciddi bir avantaj. Aynı zamanda bıçak hala jilet kadar keskin neredeyse rahatlıkla kağıt kesebiliyor. Kaşığa dönecek olursak arkadaşlar, kaşığın bundan sonraki aşaması artık ve zımpara ile yapılacak aşamalar. Doğruyu söylemek gerekirse bıçakla devam edebilirsiniz bundan sonrasında. Ancak bıçak kullanmak bazen kontrolsüz olabiliyor. Fazla oymaya neden olabiliyor. Onun için kullanmak biraz daha rahat bıçak kullanmaya nazaran bu noktadan sonra. Arkasından zımpara ve arkasından zeytinyağı ile bunun cilasını yapıyor olacağız. Bu işlemleri, geri kalan işlemleri masa başında yapıyor olacağım. Yani videonun geri kalan kısmını masa başında görüyor olacaksınız arkadaşlar. We'll be right back.
videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.